Geç. Ben suçlu indir gibi yapma. Gel kanka, Emre Tatoğlu. Kafadan da basılır. O sesler çıkıyor ama. Hadi bir. Hoş geldin Serkan. Nasılsın? Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir dakika neydi? Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçemizde Sarıcasu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaretimiz sırasında uzay ve gök cisimleri üzerine burada görülen tabloyu yapan bir kardeşimiz vardı. Serkan Yıldırım isminde. Hafif engelli bir kardeşimizdi. Benim o ziyaretim sırasında bu tabloyu kendisinin çizdiğini, kendisinin gök cisimlerine ve gezegenlere, güneş sistemine olan ilgisini görünce şaşırdım. Hatta bazı gezegenlerle ilgili bilgi sorduğumda müthiş bilgiler verdi. Yani bizim de bilmediğimiz bir takım şeyler anlattı. İşte nelerden müteşekkil yapılarının olduğunu, işte uzaklıklarını, sıralamalarını vesaire anlatınca çok etkilendim ve ona herhangi bir isteği olup olmadığını sorduğumda eğer daha yakından gök cisimlerini izleme imkanı olursa memnun olacağını söyledi öğretmenleri aracılığıyla. Biz de İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak arkadaşlarımızın çalışmalarıyla Serkan kardeşimizi hayallerini gerçekleştirmek üzere Akdeniz Üniversitesi bünyesinde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'ni ayarlamaya çalıştık. Başardık. Bu projeye, bu fikre onlar da sıcak baktılar. Sağ olsunlar. Şimdi Serkan kardeşimizi, Serkan Yıldırım kardeşimizi oraya götürmeyi planlıyoruz. Hayalleri gerçek olursa, biraz daha böyle kendini gerçekleştirme konusunda biraz daha özgüveni yükselir. Sosyal anlamda biraz daha onu sosyal hayata adapte edebilirsek ne mutlu bize. Gezegenlerimiz, işte Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, uyduları dahil. Sonra Pluto gezegeni. Ağustos ayında falan hatta bir sonrası gibi gök birinci yerlerinin gezegenin sınırından yaratılan cüce gezegenin olmasını bekliyordu. Bir kere yeterli. Ben yeterli o. Gelin. Tam net göstermese de bir şeyler görebiliriz diye ayarlayacağız. İnşallah ya. O kadar geldi. Müdürümüz, okul müdürümüz. Çok da şey yapmaya çalıştık. Aslında bu kamiyi gösterin. Hem güvenli olur. Çık sağa bas. Çok güneşe bakmadan sadece oraya göre hafif. Tamam bak süper. Gel. Tabii buradaki kadar hani biraz çok canlı çok değil ama buradakini görmeye çalışın. Özellikle kenarlara bakın. Güneşteki aktivitelerin netmiş. Şu anda 150 milyon kilometre ötedeki 150 milyon kilometrede bir yıldıza, yani güneş sistemimizin merkezinde bulunan bir yıldıza bakıyoruz. Güneşle bir saniyede 300 bin kilometre böyle parlak gidiyor. Yani güneşin yüzeyinden çıkan ışınlar bir saniyede 300 bin gibi bir saniyede görülebiliyor mu? Şimdi renkli değil mi? Toplam 150 milyon kilometreyi 8 dakikada, yaklaşık olarak 8 dakikada yükseltiyorlar ve gözümüze ulaşabiliyorlar. Şu anda baktığımızda biz güneşin 8 dakikada önceki halini görebiliyoruz. O yüzden teleskopla baktığımızda Mars'ı görebiliyoruz, yani Jüpiter'i görebiliyoruz, Ay'ı görebiliyoruz. Ya dünya evrenin
güneş tutulması. Yıldızlar bir kısa süre yine kararlı güneş tutulması oldu. Güneş tutulması. Ama sadece bu ülkeler görebiliyor. Yani gidip de Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa'da göremiyor. Evet. Türkiye'ye denk getirdik. 2000 daha gezegen değil olduğu zaman. Oluşurlar bence. Plüton değil mi? Sıkıntılıydı. Sonra biz ne yaptık biliyor musun? Burası biraz karmaşık ya. Öğrenci arkadaş 1 metre. Az önceki büyük teleskobun aynı çapı 1,5 metre. Türkiye'nin en büyük teleskobu 1,5 metre Antalya'da. Mutlaka gelir. Onun da şeyi hayali bu gök cisimleri. Tamam beri arkadaşlar çok sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Serkan da bu da bizim şeyin Bumluca'nın logosu burada TÜBİTAK yazılı. Şimdi biz şey götürmüyoruz, plaket götürmüyoruz. Hocam. Oldukça güzel bir geziydi yani eğlendim, heyecan hissettim girişte. Gökyüzü denizini incelemek benim çok hoşuma gitti. Yani hem iyi bir şey oldu hem İlgar Hanım. Yani hava da biraz güzeldi yani. Biraz idare ediyordu. Pusluydu. Ama yine de gözlemleyebildim. Hayal yani, gerçek oldu mu? Hayalim gerçek oldu. Yani hala da böyle şeylere ilgilenmeye devam ediyorum yani. Okuruma TÜBİTAK'a ve Kumuca Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim diyorum.